Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi attayyibin attahirin. Allahümme ya mukallibel kulub, thabbit kulubana ala dinil islam. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونعوذ بك من حال أهل النار. Nuh aleyhisselamın kavmini Allah'a imana davet etmesi ve kavmiyle olan mücadelesini Kur'an-ı Kerim mealen şöyle haber vermektedir. Andolsun, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Onlara, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben sizi gelecek olan elem verici bir günün azabından sakındırıyorum. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Nuh peygamber dedi ki, ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Allah'ın rızasına kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahilce davranan bir topluluk olarak görüyorum, dedi. Ve dediler ki, ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabını bize getir. Meallerini zikrettiğimiz ayetlerden Nuh peygamberin davetini, buna karşılık kavminin verdiği cevabı ve inkarlarında ısrarcı olduklarını beyan etmiş bulunuyoruz. Kavminin Nuh'u aleyhissalatu vesselam dinlememesi ve küfürlerinde inatla ısrar etmeleri neticesinde Nuh peygamber 950 sene boyunca tahammül etmiştir. Allahu Teala Nuh'a kavmiyle ilgili olarak Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana iman etmeyecek. Öyleyse onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Bizim himayemiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapan zalimler hakkında bana söyleme. Onlar muhakkak boğulacaklardır. Haberi ve emri geldikten sonra Allah'a şöyle dua etti. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Nuh peygamberin kavmi için yaptığı bu bedduadan sonra Nuh'un kavminin başına gelenleri de yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Gelin değerli Müslümanlar, birlikte bu ayetleri dikkatle ve ibretle okuyalım. Ayetlerin mealleri nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başladığında Allahu Teala Nuh'a vahyetti. Canlı çeşitlerinin her birinden iki çift ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında ailenden ve kavminde iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla beraber pek azı iman etti. Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah'ın peygamberimizden bizlere naklettiğine göre Nuh aleyhisselam inananların sayısı
yaklaşık 80 kişiydi. Nuh'a iman edenlerin sayısı yaklaşık 80 kişiydi. Nuh dedi ki, gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın himayesiyledir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Allahu Tebaraka ve Teala yeryüzüne emretti. Yer yarıldı ve sularını fışkırttı. Gökyüzü suyunu indirdi. Bütün dünyayı su kapladı. En yüksek olan Everest tepesinde suyun yüksekliği 15 zira olmuştu. Gökyüzünden düşen her bir su damlasının büyüklüğü bir dağ kadardı. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna, "Ey oğul, iman et. Sen de bizimle beraber bin. Kâfirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu, "Beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın emrinden, azabından koruyacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Türkiye ve Irak arasındaki Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh peygamberin kavminin başına gelenleri Kur'an bizlere böyle haber verir. Nuh peygamberin peygamberlerine vefasızlık eden ve putlara tapmaya devam eden kavminin sonunu işte böylelikle görmüş olduk. Nuh peygamberin mevlidi yani doğumu ile bir ağaç filizlenmişti. Filizlenip büyüyen bu ağaçtan gemi yapması vahyedildi. Nuh peygamber gemi yapmaya başladı. Gemi yaparken kavminden olan kafirler onunla alay ederek şöyle dediler. "Ey Nuh, peygamberliği bırakıp da marangozluğa mı başladın? Allah bizleri kafirlerin şerrinden korusun." Nuh peygamberin 4 oğlu vardı. İsimleri Ham, Sem, Yafis ve Kenan idi. Kenan adındaki oğlu ona iman etmedi. Helaka uğrayanlardan oldu. Diğer 3 oğlu ise babalarına, Nuh peygambere iman etmişlerdi. O zamandan şimdiye kadar bütün insanlar Nuh peygamberin bu 3 oğlunun zürriyetinden gelmiştir. Bundan dolayı Nuh peygamber hakkında ikinci babamız da denilir. Dünyaya gönderilen 4. peygamber olan Nuh peygamberin hayatı ibretlerle doludur değerli Müslümanlar. Nuh aleyhisselam yeryüzünde kafirlere gönderilen ilk peygamberdir. Nuh aleyhisselamdan önce İdris, Şif ve Adem aleyhisselam zamanında yeryüzünde bütün insanlar Müslümandı. Allah'a ortak koşan, şirk üzere olan hiç kimse yoktu. İdris aleyhisselamın vefatından sonra ise onun kavmi putlar yapıp onlara tapmaya başladılar. İşte Nuh aleyhisselam bu kafir kavmi İslam'a davet ediyordu. Onun kavmi ise Nuh aleyhisselama çok kötü davranıyordu. Nuh peygambere bazen kavmi öyle şiddetli darbelerle vuruyorlardı ki darbenin şiddeti etten kemiğe kadar işliyordu. Bazen bayılıyordu. Onu öldü zannedip bırakıyorlardı. Ama Nuh peygamber ayıldığında hiç korkmadan onları İslam'a davet ediyordu. Nuh aleyhisselam 950 yıl onları İslam dinine davet etti. Bu süre içinde yaklaşık olarak 83 kişi İslam'a girip iman etti. Efendimiz Nuh aleyhisselam zamanında insanların ömrü çok uzundu. Nuh aleyhisselam bazı rivayetlere göre 1780 yıl yaşadı. Nuh aleyhisselama sordular. "Ey Allah'ın Resulü, bu dünyayı nasıl gördün?"
Efendimiz Nuh aleyhisselam buyurdu ki, bu dünyayı sanki iki kapılı bir ev gibi gördüm. Onun bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım. Nuh aleyhisselam, çocuğu vefat eden mezar başında ağlayan yaşlı bir kadının yanına uğradığında şöyle dediğini duydu. Oğlum genç olarak vefat etti. Daha 300 yaşını tamamlamamıştı. Nuh aleyhisselam kadına mealen şöyle dedi. Benden sonra kıyamete yakın Ahmet adında bir peygamber gelecek. Onun ümmetinin ömürleri 60 ile 70 arası olacak. Sen o dönemde yaşasaydın ne yapardın? Yaşlı kadın cevaben, onların döneminde olsaydım, o ömrü mezarımın başında ibadet ederek geçirirdim, dedi. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, muhakkak bilmemiz ve amel etmemiz gerekir ki, peygamberlerin hepsi cesurdur, iffetlidir, sadıktır, zekidir, hepsi Müslümandır, emindir. Allah bütün peygamberleri küfürden, büyük günahlardan ve kıymet düşürücü küçük günahlardan korumuştur. Vallahu alem ve ahkem.